loop bir partisyon aslında zayıflama ameliyatlarının iki etkisinden faydalandığımız yöntemler. Bir ne? Sleeve gastrektomideki etkimiz neydi? Hacim küçültücü bir ameliyattı. Hacim küçültücü ameliyatta ne oluyordu hepiniz merak ediyordunuz. Midenin bu kısmında iştahla ilgili hormonlar vardı. İştahımızı belirliyordu. Ama tabii bu hormonlar bu tarafta da var. Ne yapıyorduk tüp mide, mide küçültme ameliyatında? Mideyi dikey eksende böyle kesiyorduk. Burayı dışarı çıkarttığımız zaman hastanın otomatikman iştahı belli bir oranda azalıyordu. Ama tabii bu geçiciydi. Bakın bu iştah. Ve yine burada insülin direnciyle ilişkili hormonlar vardı. O hormonların da bir kısmını çıkardığınızda tüp mide ameliyatı ne oluyordu? İnsülin direnci azalıyordu. Ve hastalar tamamen yağlarını kullanabilir hale ve yağlarını depolanmaz hale getirebiliyorlardı. Klasik tüp mide ameliyatından önce de ne vardı? Klasik bypasslar vardı. Neydi? RNA gastrik bypass vardı. Buradaki amaç neydi? İnce bağırsağın orta kısmından itibaren bakın tokluk hormonları var. Bakın ikisi birbirinden farklı. Bu iştah hormonları. Burada bakın tokluk hormonları var. Bu tokluk hormonları gıdaların buraya ulaşmasıyla beraber salınıyordu. O yüzden biz ne yaptık artık yeni cerrahi yöntemlerde? Eski yöntemlerde direkt bu bölgeleri alıp mideyi bypass edip yemek borusuna bağlıyorduk. Ama onlarda gördük ki ciddi vitamin açıklıkları oldu. O yüzden de biraz bu yöntemlerden uzaklaşılmaya başlandı ki artık tüp mideli bypasslar var. Nedir bu tüp mideli bypasslar? Metabolik cerrahide kullanıyoruz. Hem bu tokluk etkisinden faydalanmak istiyoruz. Hem de hastanın iştahını otomatikman düşürmek istiyoruz. Ve hacim kısıtlayıcı bu ameliyatlarla, bakın RNA gastrik bypasslar, mini gastrik bypasslar hacim kısıtlayıcı değil, tokluk mekanizması üzerinden etki eden ameliyatlar. Ama bu metabolik cerrahi ameliyatlarda hem tüp midenin tıkanma, tokluk hissi, tıkanırcasına yemek yeme hastalarında zaten tüp mide çok işe yarıyor. Tıkandıkları için yemeği hemen kesiyorlar. Bir de karbonhidratlarla akışkanları alanlarda bu tokluk hissinin hemen aktif olması çok önemli. O yüzden ne yapıyoruz hastayı biz looplarken? Bu segmenti aynı mini gastrik bypass, RNA gastrik bypass alıp taşıyıp midenin kalan kısmına buraya dikiyoruz. Yani ne oluyor? Hasta yemeğini yiyor. Ameliyatın etkisinde o tıkanıcı etkisinden faydalanıyor hasta. İştahı azalmış oluyor tüp midede. Gıdaların bir kısmı ana yolu kullanıyor. Ne oluyor? RNA'deki ve mini gastrik bypass'taki vitamin açığı gözlenmiyor hastalarda. Ve tokluk hissini de bu ikinci geçişlerde tokluk hissini de bir an önce aktive etmiş oluyoruz. Peki en önemli diğer bir etkisi ne bu metabolik cerrahi ameliyatlar? Reversible yani geri dönüşümlü. Geri dönüşümü çok kolay. Yaptığınız bu bağlantı eğer hastada orta ve uzun dönemde beklenmeyen bir etki görüldüğünde kapatıp eski haline dönüştürebiliyorsunuz ve bu işlem 3 dakika sürüyor. Ya da hasta uzun dönemde tekrar kilo aldığında da bu sefer ana yolu kapatıyorsunuz. Bütün gıdalar bu taraftan geçerek aslında hasta mini gastrik bypass'a çevirmiş oluyorsunuz.